Modern Haberler programımızın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz diyoruz ve size Isparta'dan sesleniyoruz bugün. Tobacco yani tütün sektörü diyoruz. Burada yapmış olduğumuz hizmet ve faaliyetleri hepsini konuşacağız ama sektörde genç girişimci adayımız, sektöre ün getirmiş isimlerden Ertan Bey'le yapmış olduğumuz faaliyetlerimize değineceğiz diyoruz. Programımızı açıyoruz. Ertan Bey, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Hoş buldum, teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtayım isterseniz. İsmim Ertan Karagöz, 25 yaşındayım. Geçen sene Kasım ayında başladım bu işe. Kendi işimi yapmak istedim. Bu sektöre yöneldim. Bu sektörü yapabileceğime inandım. Çok şükür ilerleyen zamanda gayet güzel, verimli bir şekilde süreç işledi. İstediğim noktaya geldiğimi düşünüyorum. Daha da fazlasını ileriye gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Yani aslında tabii biz muhabbette ettik arka platformda ve dedik ki basamak basamak ilerleyelim. İlk basamağımızı attık, baktık biz çok verim aldık burada çünkü ürünlerimizin kalitesine güveniyoruz ve işletmemizi daha da büyüttük dedik. Evet. Peki nasıl kuruldu yani? Bir hikayesi var mı buranın? Nasıl başladı hikayemiz? Kurmadan önce bir iki ay düşündüm, olur mu olmaz mı? Yani maddi durumdan ötürü de biraz zorlandım. Sağ olsun ailem, sevdiklerim çok destek oldular. İlerleyen zamanda yavaş yavaş büyüte büyüte bu hale getirdim. Hayırlı olsun diyelim ve başarılarınızın devamını da dileyelim aynı zamanda. Evet, biz tütün sektöründeyiz tabii ki ama çeşitliliklerimiz de çok fazla. Birazdan ekran başındaki izleyicilerimiz de görecek. Biz istiyoruz ki tütünlerimizden, nargilelerimizden ve buradaki ürün çeşitliliklerimizden biraz bahsedelim. Tabii. Tütün olarak yani piyasada 18-20-25 olarak farklı tütün çeşitleri mevcut. Yani birçok çeşidi var. Makaron olarak da o şekilde. İncesi var, kalını var. Marka olarak yine aynı şekilde 15'i geçik isim markaları mevcut. Bunun yanında nargile ürünleri de mevcut. Nargile tütünü mevcut, nargile kömürü mevcut. Yani gelen müşteriyi elimden geldiğince çok çeşit olarak yani istediği ihtiyacı karşılayabilmek adına elimden geldiğince bütün malzemelerden buldurmaya çalışıyorum dükkanda. Peki burada en çok yani normal tütüne mi ağırlık var yoksa nargileye mi? Onu merak ediyorum ben. Genelde ikisine de merak, ihtiyaç var ama daha doğrusu tütüne daha çok bir ihtiyaç duyuluyor. Daha çok tütün olarak burada verim alabiliyoruz. Peki bütçemiz her kesime hitap edebiliyor mu? Tabii bütçe herkese hitap edebiliyor. Yani fiyat olarak, görünüş olarak, kalite olarak birçok yani düşük fiyattan yüksek fiyatlara doğru gidiyor. Biz bu işletmede daha farklı projeler yapmayı düşünüyor muyuz? Bu kadar büyüdük. Gerçekten genç yaşımızda sektörde ün kazanmış bir isim haline geldik. Peki biraz daha büyütüp daha farklı şeyler getirmek gibi projelerimiz, hedeflerimiz var mı? Biraz daha büyütmek olarak yani farklı illerde, farklı şehirlerde de açmayı planlıyorum. İşletmemizi daha da büyüteceğiz diyelim. Nasıl ulaşabilirler müşterilerimiz, izleyicilerimiz işletmemize? Yani sosyal medya hesaplarımız var mı? Takibe alsınlar ya da ziyaret için buraya gelsinler diyelim varsa isimleri. Tabii iletişim olarak Instagram sosyal medya hesaplarını tavsiye ediyorum. İsimleri nedir? Onları da alalım. Instagram hesabı xertans veya Hira Tobacco Shop üzerinden takip edebilirler, iletişime geçebilirler. Hira Tobacco Shop yazdığımız zaman zaten bir tek biz çıkıyoruz diyelim. Peki müşterilerimize güveni nasıl sağlıyorsunuz? Kaliteye de biraz değinmek istiyorum. Tabii yani satıcı olarak öncelikle gelen müşteriye güven vermen gerekiyor. Yani aldığı ürünü beğenmesi gerekiyor. Veya tavsiye üzerine aldığı takdirde eğer beğenmezse geri değişim veya geri iade alıyorum. Yani bir problemle karşılaştığımız zaman bunu çözüme ulaştırabiliyoruz. Evet. Peki neden tercih edilmelisiniz diye soralım. Yani sizi bu sektörden, rakiplerinizden ayıran en büyük farkınız nedir? Kalite, güvenilir olması. Ürünler kaliteli. Yani ben olarak yani bu ilde Isparta'da birçok çevrem olduğu için yani güvenilir biri olarak hissediyorum kendimi. Gelen kişi de ona göre geliyor. Şu tavsiye etti, şu tavsiye etti olarak. Yani gelen kişi de elimden geldiğince memnun ederek göndermeye çalışıyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de ağırladınız en güzel şekilde. Bir sonraki sektörlerde ve duraklarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.